Antalya'nın Serik ilçesinde bir kargo firması çalışanı kurye, evin bahçesinde oynayan 10 yaşındaki otizmli çocuğu fotoğrafını çektiği gerekçesiyle darp etti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen çocuğun anne ve babası kuryeden şikayetçi oldu. Tek istedikleri ise otizmli olan özel bireylere toplumun biraz daha duyarlı olması. Koşarak geldi, 10 yaşındaki otizmli çocuğu tokatladı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bu görüntülerin adresi Antalya'nın Serik ilçesi. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olaya şahit olan apartman sakinleri çocuğun ailesine haber verdi. Olayı duyan aile hemen çocuğunun yanına koştu. Her zamanki gibi güvendiğim için oğlumu bahçeye oynatmaya gönderdim. Oyun oynuyor. Hiçbir sorun yok burada. Komşularla da çok iyiyiz. Güvendim, gönderdim ama kötülüğün dışarıdan geleceğini hiç bilemezdim. Görüntülerde ne olduğunu anlayamadan dayağa maruz kalan otizmli çocuğun annesi Saniye Saka, oğlunu oynamaya gönderdiğinde kötülüğün dışarıdan geleceğini bilemezdi ve öyle oldu. Yani oğlumun takıntısı var logolara karşı. Belki logosuna bakmış olabilir. Bir şeye dikkat çekmiş olabilir. Ya da yere resim çekme takıntısı da var. Yani koşup darp etmesine hiç gerek yoktu. Anne Sakan'ın anlattığı gibi o özel bir çocuk ve bazı şeylere takıntısı var. Öyle bile olmasa küçücük bir çocuğa sözlü uyarıda bulunmak yerine dayak atmanın savunacak bir yeri yok. Bütün 7 yıllık emeğim heba oldu. Topluma kazandırmak için 7 yıl bütün hayatımı ona kapamıştım. Dışarıyla iletişimi bile kesmiştim. O kadar emek verdim ki. Dünkü olayla şimdi çocuğun dışarıya karşı tepkisi de değişecek. Dışarıdan korkacak. İşte atılan o tokatın ne kadar büyük bir sorun olduğu da bu sözlerle ortaya çıkıyor. Belki de o çocuk atılan tokat nedeniyle bir daha topluma karışamayacak. Baba Hakan Saka da oğluna karşı yapılan davranışa tepkili. Dayakçı kurye hakkında suç duyurusunda bulunan baba Saka, gereken cezanın verilmesini istiyor. Saka çiftinin kendi çocukları gibi özel bireyler için toplumdan tek bir isteği var. Ben toplumdan duyarlılık bekliyorum. Bu zorluğu biz severek katlanıyoruz zaten. Gereken eğitimi veriyorum ama toplum duyarlı olması lazım. Ben şimdi nasıl tekrar çıkaracağım oğlumu dışarıya? Nasıl hava alacak?